Gün içinde negatif ve pozitif olaylar ile ruh halimiz o kadar çalkalanıyor ki motive bir şekilde kalmak neredeyse imkansız hale geliyor. Beni bütün gün motive ve odaklı bir şekilde çalışıyor sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ufak negatif şeylerden bile gereğinden fazla etkileniyorum aslında. Mesela üzerine çok emek harcadığım bir video beklediğimden az izlenirse anında suratım düşüyor ve moralim bozuluyor. Aynı şey pozitif durumlar için de geçerli. Çok ufak, güzel bir haber bile beni bazen gaza getirmeye yetiyor. Ben de geçenlerde kendi kendime şu soruyu sordum. Bu pozitif etkileşimleri yapay bir şekilde hayatıma entegre edebilir miyim? Gün içinde 3-5 güzel haber alıp modumu yükseltebilirsem ne kadar da hoş olurdu. Hatta bu her gün başıma gelse muhtemelen keyifli bir hafta geçirirdim. Mesela günde birkaç kere biri size terk edilişinizi, sınavdan aldığınız kötü bir notu veya 6 ay önce yaptığınız utanç verici bir hareketi hatırlatıp dursa çıldırırdınız. İşte bunun tam tersinden bahsediyorum. Hayır, asistan tutmanıza gerek yok. Bir süredir uyguladığım bir taktik var ve bu videoda amacım sizlere bu taktiği aşılamak. Biraz yapay ama olsun, benim tarafımda kesinlikle işe yaradı. Birinci taktiğim eve ve ofise post-it saklamak. Post-itlere pozitif şeyler yazarak ofisteki çekmecelerime ve evdeki dolapların içine yapıştırıyorum. Elbette görünür yerlere değil, sürpriz elementi bu taktiğin çalışması için çok önemli. Ne yazıyorum mesela? Gelecek bayramda 10 günlük bir Almanya turu yapacağım. Bir post-it'e Almanya seni bekliyor yazdım ve ofisteki çekmeceme yapıştırdım. Çalışırken çekmeceyi açmam gerekiyor arada sırada ve pat post-it ile karşılaşıyorum. Post-it'i görüp yapacağım tatili hatırlayınca da o anda stresli veya yoğun bile olsam birden yüzüme bir gülümseme oturuyor. Evde de aynı şekilde kendime tuzaklar kurdum. Odamda ve mutfaktaki nadir kullandığım bazı çekmecelerde beni sürprizler bekliyor. Post-it haricinde defterinizi de kullanabilirsiniz. Not defterin mi var okulda? İki sayfa sonrasına güzel bir not bırak kendine. Veya test kitabında zorlanacağın bir üniteyi açıp motive edici bir cümle bırakabilirsin. Son olarak da telefon alarmınızı kurabilirsiniz. Arada sırada sabah işe giderken gün içinde rastgele bir saate alarm kurup not bırakıyorum. Sonra aptal gibi telefonum çalıyor ve görünce notu birden gülümsüyorum. Bu taktiği uygularken bırakacağınız notlar da tamamen size kalmış. Neyi duymak hoşunuza gider? Yüzünüze gülümseme oturtan şeyler nelerdir? Ben benimkileri biliyorum. Sizler de sizinkileri. Tabii bu not sayısını bir noktada apartmamak gerekiyor. Bütün gün serotonin bombardımanına maruz kalmak da yorucu olabilir. Bir yandan da bakıyorum da günlük dalgalanan motivasyonumuzu ve mutluluğumuzu büyük ölçüde sosyal medyadaki like'lar ve yorumlar etkiliyor. O yüzden aslında size önerdiğim bu yöntem o kadar da yapay durmuyor. Anlayacağınız bu taktik ile mayın tarlası gibi geçiyor günüm ama bana enerji ve motivasyon, mutluluk katan güzel mayınlar bunlar. Bahsettiğim yöntemleri lütfen bir deneyin ve ne olacağını görün. Gitmeden önce ufak bir tavsiyem daha var. Bu minik motivasyonları sadece kendinize değil, sevdiklerinize de uygulayabilirsiniz. Hayır, insanların çantasına post-it saklamaktan bahsetmiyorum. Ufak bir iltifat veya jest ile sevdiklerinizin gününü aydınlatmak sizin elinizde. Ve bu konuda sandığınızdan çok daha fazla güce sahipsiniz. Bunu sakın heba etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.